Evet, 2020'yi geride bıraktık. Bitmesini isteyenler çok 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 yoğunluktaydı. Tüm suçu 2020'ye atanlar, bütün kötü olayların 2020 yüzünden başımıza geldiğini düşünenler, her şeyin faturasını 2020'ye kesenler oldukça fazlaydı. 2021'in gelmesinin o yüzden daha ayrı bir anlamı vardı. Çok hasretle beklenen bir yıldı. Her şeyi çözecek olan, kurtaracak olan, bizi bütün dertlerimizden arındıracak olanın 2020'ye girmek olduğunu düşünen çok fazla insan ve paylaşım gördüm bu geçtiğimiz günlerde. O yüzden yılın ilk videosunu biraz bir 2020'yi anma ve 2020'den beklentiler üzerine kurmayı seçtim. Çünkü benim düşüncem odur ki kendi duygularının sorumluluğunu alamayan, kendi hayallerinin sorumluluğunu alamayan, kendini gerçekleştirmenin sorumluluğunu alamayan herkes suçu, günahı 2020'ye attı, kenara çekildi. Fakat o işler belki de öyle olmuyordur. Tüm suç 2020'nin mi diye soralım şimdi hep beraber. Her şey ne kadar da belirsiz olduğundan dem vuruldu sürekli. Her şey birdenbire çok belirsizleşti gibi görüldü. Pardon, ne zaman belirliydi ki diye sormak zorunda hissediyorum ben de. Şu an her şey belirli mi? 2021'e geçtik ve şu an sizce her şey belirli mi? Yoksa belirli olduğunu düşündüğünüz kontrol oyunları oynayarak daha belirli hale geldiğine mi kendinizi inandırmaya çalışıyorsunuz? Soru işareti bırakalım, devam edelim. Ocak 2020'de bir anma yapacaksak eğer Ocak 2020'den başlamak isterim. 4-5 kalemde gelin 2020'yi analım. Ocak 2020'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir TFF kararıyla yıla başlamıştık. Bir sene boyunca ben çok çok dile getirdim. Yaptığım her sunumda, YouTube kanalımdaki videolarda, yayınlarda bir sürü yerde dile getirdik. Ne demek istiyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi durduk yere birdenbire neden bizim göz bebeğimiz TFF'mizle ilgili karar verdi? Ne demek istedi? Dedi ki, ey Türkiye Futbol Federasyonu, sizin şu tahkim kurulu var ya, evet, işte o tarafsız ve bağımsız değil. Gayet taraflı ve bağımlı. Bunu yasal hale getirmişsiniz. Başvurucularla alakalı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunan başvurucularla alakalı belgeleri saklamışsınız, savunma hakkını iyi kullandırmamışsınız, mahkemelere başvurma hürriyeti konusunda sınıfta kalmışsınız, adil yargılanma ilkelerini derinden zedelemişsiniz. Ve Avrupa arenasındaki itibarımızın kötüleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karşısında TFF sebebiyle böyle bir durumda kalması yine 2020'nin suçuydu. Bütün bir sene bunun hiç konuşulmaması, çözüm önerilerinden bahsedilmemesi, TFF'den bir tane bile çözüme yönelik eylem planı içeren açıklama gelmemesi kesinlikle 2020'nin suçuydu. Sustuk, devam ettik. Hiç böyle şeyler yokmuş gibi davrandık. O yüzden 2021'in bizim itibarımızı zedelemesiyle alakalı çok ciddi hamlelerine daha Ocak 2020'den itibaren maruz kalmaya başladık. Mart 2020'ye geldiğimizde artık gerçekten mücbir sebep neymiş hepimiz öğrendik. Hatırladıklarımı sayayım. Siz de lütfen benle düşünün. Başka neler vardı bilmiyorum. Avustralya'da yangın oldu. Uzun süren zaman içinde, yani günlerce süren bir yangınla karşı karşıya kaldık. Çekirge istilası hatırlıyorum, depremler hatırlıyorum ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde depremler, buna bağlı tsunami ve sel yaşandı. Onun dışında pandemi zaten artık saymıyorum bile, hayatımızı derinden etkileyen ve hala ona uyumlu yaşamamız konusunda bizim sürekli yanı başımızda olan pandemi. Bunları öğrendik. Mücbir sebebin tanımıyla alakalı artık kimsenin bir tereddütü kalmamıştı. Bir yandan da tabii ki ligler birer birer iptal edilmeye başlandı. Dolayısıyla Nisan 2020'de ise futbolun yeni normalini elbette FIFA belirledi. Aylar ve günler boyunca FIFA'nın tavsiye niteliğinde kararlarından bahsettik. Bütün dünyanın durduğunu, hayatın durduğunu zannettiğimiz günlerde hiçbir şey durmamıştı. Benden size kötü bir haber. Ne hayat durdu, ne dünya durdu. Her şey devam etti. Öyle ki profesyonel sporcu sözleşmeleri de devam etti. Burada da uyarlama konusuyla tanışmış olduk. Ve tanıştırmış olduk bütün bu konuyla ilgilenenleri. Sözleşmeler devam ettiği için, hayat devam ettiği için, dünya durmadığı için, bizim inandığımızın aksine sözleşmeler yenilenmiş koşullarıyla devam ettiler. Hatta bu işin sonunda Liverpool bir online antrenmana geç kaldığı için sporcularına ceza vermeye bile başlamıştı. Tam da Nisan 2020'de. Çok detaylı şeyleri konuştuk.
Futbol yeni normali nasıl devam edecek? Ligler nasıl devam edecek? Ertelenmek ne demek? Liglerin aynen tescili nasıl olabilirdi? Sporcu sözleşmeleriyle alakalı indirimler talep edilebilir miydi? Nasıl değerlendirilecekti bunlar? Yüzde kaç indirilebilecekti mesela bir futbolcu maaşı? Bunların hepsi ne demekti? Kim kimi nereye şikayet edebilirdi? FIFA tek tek açıkladı. Tabii ki bu yüzde kısmıyla alakalı biraz sınıfta kaldılar. Herkesin hazırlıksız yakalandığı bir şeydi. Olimpiyat oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi beklediğimin çok geç zaman diliminde tepki verdiler bu işlere. Erteleme kararlarını oldukça geç verdiler. Beni en fazla hayal kırıklığına uğratan uluslararası kurum, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ydi bu işin başında. Birçok şeyin ertelendiğini gördük. Tabii ki Formula 1 Türkiye'ye geldi. Sevindiğimiz bir kısmı oydu. Güzel deneyimler yaşandı. Akılda kalıcı deneyimler yaşandı, en azından öyle diyelim. Gayet keyifliydi buradan takip etmek. Biz her ne kadar evde ekran başında olsak da buradan takip etmek, bu heyecanı yaşamak gayet güzeldi. Aralık 2020'de ne yazık ki Türkiye'de 382 kadın öldürüldü. Aralık ayındaki kadın cinayetlerinin biraz daha fazla yer bulduğunu gördük. Yine üzüldük, yine sinirlendik. Yine çözümlerden konuşmaya hep gayret ettik. Fakat bir diğer yandan da Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda kadınlar, kadın sporcular, kadın milli takımımız göğsümüzü kabarttı ve bizleri gururlandırdı. Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Dilara Yurttaş, Ece Yağmur Yavuz, Cemre Kendirci'den oluşan milli takım bizleri hayli gururlandırdı. Kadınların durmadan öldürüldüğü bir ülkede bu sene aslında Ay Yıldızlı Bayrağı göndere çektiren tek uluslararası takım halinde yarışılan meselede de kadınlar göğsümüzü kabarttı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Siz hala gerçekten 2020'nin suçlu olduğunu mu düşünüyorsunuz? 2020 çok suçluysa 2021'in sıfır suçsuz olduğunu şimdi masumiyet karinesi sebebiyle mi düşünüyorsunuz? Suçu ispat edilene kadar 2021'i masum, temiz ve suçsuz mu kabul edelim diyorsunuz? Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. 2020 gidince çok rahatladım diyen var mı mesela? Hakikaten bizim hiçbir şeyin önlemini almamamız, depremin önlemini almayıp depremden korkmamız ve depremi suçlamamız, uluslararası kararların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili kararını yok zannedip, hiç bu konuda konuşmayıp, hiç çözüm önerisinden bahsetmeyip, suçluyu yine 2020 dünya futbolu, pandemi vesaire, hakemler olarak nitelendirmemiz sizce nasıl? Medya kuruluşlarıyla alakalı hiç gerçekten güzel, öğretici bir spor yayınının yapılmıyor olmasında da mı suç 2020'ye ait? Başka hangi konularda suç 2020'ye ait? Bu konudaki görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Buradaki bütüncül bakış açımızı aslında hangi ilginç bakış açısıyla değiştirebiliriz? Şu ana kadar bakmadığımız nereden, hangi pencereden baksak yılları, mevsimleri, olayları suçlamak yerine yaşamlarımızın, duygularımızın, fikirlerimizin sorumluluğunu alsak ve kendi hayatımızı kendimiz yönetmeye başlasak artık nasıl olur? Herkesi biraz düşünmeye sevk ediyorum. Hoşça kalın.